artık yediği vardı. Ondan sonra, daha sonra Avusturya'da, Yugoslavya'da iki sefer, Avusturya'da bir sefer, Almanya'ya girişte, beşinciye girdik. En sonda 20 dakikada takar hale geldi. 20 dakikaya indirdi. Ondan sonra bulduk, bunun hikayesi de ayrı, bulduk aksı Kovan'la. Uğur ben, Cepten Oğuzhan'la yaptım. Karşımızda Kovan'la aksı çıktı. Ya bu baba ne yapacağız? Şahin yok. Bunu olmaz tamam, ben de. Uğur ben. Bunu aldık tesadüf. Kovan'la taktık. Bir daha hiç kırmadı. Neyse bizim eski Kovan yamıkmış. Ondan kırıyor. Baktık kahvede yok şeyde. Yok. Virajda gene kesti. 200 metre geride bir cep var. Oraya tamir, oradan ettik. Hemen var yedeğimizde. Kaynamış. Ama oraya çekmek imkansız. Trafikte yoğun. Arabalar vızır vızır geçiyor. Aynen. İki kişi aldım ki hani dayanıp oraya ser. Arabalar durmuyor. En sonunda Müslüman. Türk bayanı bu şöyle bir kocaman kaç küçük yap. İstanbul'dan gelen evet. Bir küçük yap Şahin. Almancı evet. Birisi durdu. Dedi ki dur bana şu arabayı ne çekelim yardımcı olun. Gelmeyi yardım etti. Cebe çekti. Organla bağlı. Cebe koydu. Ondan sonra gidecekler. Ya nereye gidiyorsunuz? Dedik Almanya. Ya bu arabayı Almanya nasıl gideceksiniz? Ya kusura bakmayın. Sizin de ne akıllı kurduk dedi ya. Ne akıllı kurduk dedi böyle. Şöyle bak arabanın sizi arabanın dedi. İki silindirdi. Küçücük adı da Kokomami. Kokomami. Motosiklet motoru var içinde. Yanımızdan geçen bir araba rüzgarından sallanıyor. Yani şimdi Fiat Bisler var ya küçük. Evet. Recep İvedik'in küçük bir araç. Yani. O tarihte. Hava soğutmalı. Hava soğuttu mu? Hava soğuttu. Motosiklet yani. Valla bir zehir gibi 3 kişide 4 kişide bolu yönelttik. Abanta çıkardınız. 7 kişi 9 kişiyle abanta çıktı. Bu. Bu sonradan almıyor mu? Aynısı. Aynısı mı? İşte o biz şeyde Tosun'dan orada nerede orada Kovan eğilmiş haberimiz yok. Sırak yapınca yükü batıyor. Şey dedin işte dinlemeye ne iş? İki şeyde açtım akşamlarda kafada kohillendim yok mu gitti de koyu bozdu de ben yani ben polise gittim abi. Bu yok. 3 saatte geri gelmem lazım. Yani. Gelmiyor yok. Ben yani sabah erken geldi. Çıktı. Bindirim hava kararmış. Abi bindirdim arabanın plakasını almadım. Aldı gitti bunu. Niye? Neredeyse burada Adapazarı kadar yolda 80 kilometre. Elimde akız. Berlin'e geldim o sarılıktan geçtik. Münih'e 60 kilometre kala bir yerde. İlk benzin yeri yakında gene kırdı. Orada neyse al çıkarırdı. Kaynatmış olmaydı. Münih'te de şey var. Bayezin fabrikası o tarafta. Buraya yakın. Gittik bayesini bulduk. Dedi bizim bunun dedi üretim kalktı bu araba dedi. Mevcutlara dedi sipariş üzerine fabrika sipariş edildi de öyle oldu. Elmalı tak belki fabrikaya gidersen dedi. Yanında Türk buldum Armancı'nda. Ben insan da yok. Orada bulursun dedi. Yani ne kadar 100 kilometre ileride Darmstadt yine bir şeyin adı orada. Trene bindim, tren gidiyormuş oraya, oraya elimde akız gittik, vardık oraya fabrikaya, çıkardım koydum şeye, bunun elini, yani kapı, yenisi dedi, baktı, yok dedi, ne olacak, 3 ay için sonra verildi. 3 ay ama ondan sonra ben kızdım, bağırıyorum artık, neredeyse küfür edildi, ya dedi, nereden Türkiye'den geldik? Burası bu fabrika bu şey yaptınız. Ne nasıl olmaz filan? Orada da bir tane şey rafları düzelten bir adam var. Bizim kavgaya şahit olmuş. Ondan sonra babama bir şey dedi. Yok oradan indi geldi. Alman'la karşılıklı konuşma. Yüzde var dedi şey. Garajında Anda'da varmıştı. Garajında varmış.
çıkma için. Buraya çık, bu gazeteci arkadaşlarımızın vakti yok. Bir 15-20 dakika sizlerin görüşlerini alacaklar ve izin isteyecekler. Tabii tabii. Hepsinin işi var. Teşekkür ediyoruz geldiler. Şimdi ben bir açılış şey yapacağım. Değerli misafirlerimiz, müdürü, birikme büyüklerimiz hoş geldiniz. Bugünkü toplantımızın amacı müdürün de yüzyıllar önce yapılan bir adet ve örf geleneğin tekrar yaşatılmasıyla ilgili bir ön durum değerlendirme toplantısı. Tabii bu çok acele oldu. Önümüzdeki toplantımız daha yoğun bir katılımla olacak. Herkesin işi var, gücü var. Bir saatte ancak bu kadar toplanabildik. Çünkü her zaman fırsat olmuyor. Bu sebepten dolayı ayaklarınıza sağlık. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Mudurluğun Birikme Birliği Facebook sayfası adına. İnşallah mudurunuza bu tip sosyal faaliyetlerle diğer derneklerimiz, o da sivil toplum kuruluş örgütleriyle birlikte bu mudurluğumuzun kıymetli değerlerini öne çıkaracağız, yaşatacağız. Ve tek çatı altında toplanıp daha faydalı bir hale getireceğiz. Tabii bunlar birden olmuyor, aşama aşama olacak. Bugünkü toplantımızda siz büyüklerimizin fikirlerini almak, o gayeyle toplandık. Modulda birikme, eğlenceleri, toplantıları, örf ve geleneğimizin bir parçası. Bu köylerimizde bilhassa yaşatılıyor. Ben istiyorum ki modulda da yaşatılsın. Köylerimizle birlikte, modulda da el birliğiyle, modulunun kültürel gücünü, sosyal ve ekonomik gücünü tanıtalım, duyuralım, yaşatalım. O yüzden toplandık. Ben bu konuda durum değerlendirmesi yapmak üzere ilk sözü Haydar Akyol abimize veriyorum. Kendileri bu konu hakkında ne düşünüyorlar, nasıl iyi olur? Her şeyin bir başlangıcı var tabii. Biz başlangıç aşamasındayız. İleride bu üretimle de ilgili olacak. Hem yerel üretimlerimiz, hem modunu biliyorsunuz organik bir alan, sebebi olsun, modunlu olsun. Bu ürün çeşitlendirmemizi ve tavukçuluğumuzu, organik tavukçuluğumuzu modunlu birikme birliği bilgisinde değerlendireceğiz ve modunlu güç birliğini oluşturacağız. Onun için örf ve geleneklerimizi bilen üstadlarımızdan başlıyoruz. Haydar Bey'e ben rica ediyorum bu konuda bizi bilgilendirmeleri için. Birikme bizim eski küçük sosyal bir dayanışma eğitim şeysi olarak büyük şey yaşıyoruz. Gerçi şimdi zaman geçtikçe bu kayboldu. Bunu eskiden işte büyükler, evvelde hocalar bir ayrı yapar, orta gençler ayrı yapıyor, bir de küçük gençler. Burada küçük gençleri babalar, diğerleri babaları alır, başkasına gider söyler. Ve orada şehir usulü var, oturma kapısını, içmesini, konuşmasını, orada gösterilir, buna öğrenilir burada. Ve bu büyüdükçe ikinci kademeye geçer, üçüncü kademeye geçer. Böyle bir şey yapıyoruz. Kış aylarında başka böyle eğlence olmadı mı? Bunlar birbirine iş yapıyor. Yapıyorum. Karşı bir de şey yatırım ortadan kalktı ya. Bu birikmede bunu koordine edenen Başaski mi derlerdi? Başaski bu. Bir Başaski bey, olur, bey, bir de Bucu bey, olur. Bey de Bucu yardımcısı mı oluyor? Evet, Bucu yardımcısı olur. Başaski de şey, bey de, esas bey de bunu. Burada şey var yerine, bütün sözler tutun. Programı organize ediyorsun. Bu adam, her şey yetkilidir yani. Bunun şu olacaklarını yapacak diye bir şey yapmadan hem kabul eder hem birikmeden de tadil edebilir yani. Toplantıyı kapatabilir. Tabii kapatabilir. Usulsüz ve görgüsüzlük oldu. İşte orada onun için bu toplantı yapılır. Rakı çeken, yemek yerken evvela büyük başlar. İlk yemeği kaşığı yahut kadeğe vursunlar.
O ne kadar içiyorsa sen de o kadar, yarım bardak çay bardağı içer. Sen de o kadar, eğer sen bunu fazla içersin, böyle ikinci de buçuk şey var. Büyük Bey, kimdir o? Haydar çok fazla gidiyor. Artık yani seni uyarırlar. Sen gene şey yaparsın, üç tane bir de tura olur. Eskiden süpesinden tutan ucudu topuldu yani buyurduğu zaman da hesap getirir bunun için. O gidemem için akıl başı durur. Yani bu sosyal şeyde çok büyük faydası var bizim ama şimdi bu kayboldu. Hiç gençlik de işte saygısız olması %80 buna dair. Büyük saygı yok. Sizin bizim gibi gençlere bizden biz orta yaş grubunu da geçtik artık. Bizden sonraki gençlere tavsiyeniz nedir? Bu konuyu nasıl yaşatmalıyız? Bunu bir organize etmek lazım. Yani. Yapılacak. Bunu bir usul kuracaksın. Gençler gelecek, gidecek. Yani bunu çalışmak bir kişiyle olmaz mı? Tabii. Geniş katılım. Katılımı ve bu işte birlik gibi, bir şey gibi kurulup yapılması lazım. Tabii burada Modurlu Birikme Birliği altında bir çalışma yaptık. Bu kadar çalışma. Sizin gibi üstadların da değerlendirmesiyle bunu geniş bir katılımla bir haline getireceğiz. Ali Aydar Peker. Evet. Ali Aydar'ı bu işin başına vereceğiz. Vereceğiz. Başka ne olur? Şimdi burada bir burslar var. Şimdi bunu biliyorsun günle yapılacak. Doğrular falan, ellemiz günler falan. Türk müziği, Batı müziği, pop müziği hepsini çalıyor. Biz şimdi burada bir de tabii bağlama grubu da vardı burada evvelden. Burada mevcut burada. Peki yok. Ben bakıyorum. 10 kişi olası 5 kişi bağlama çalardı. O gün burada bir günlerden çalan 5 kişi vardı, 3 kişi vardı. İbrahim abi, ha. Bugün bizim Melek Hanım meşhur türkülerini gitarla çalıyorlar. Düğünlerde maalesef gitarla çalınıyor ve bizim folklorumuz bozuluyor. Ya bunları da ele alıp profesyonel evet, bu işi tabii. Bilenler tarafından bu dernek şey yapacağız, düzelteceğiz eksiklerimizi. Tabii onlardan da Allah razı olsun, onlar da bu folklorumuzu gösteriyorlar, yaşatıyorlar. Ama orijinal ne yapmamız gerekir diye düşünüyorum. Bazıları mesela buraya mayda olmuş, mesela Türkiye'ye çalan göğünlük almış. Yaptı bir kendileri sağlamış. Seksenden bu yana sarı olmuş neredeyse. İbrahim abi, danslar var. Ve Anadolu'da bu iş adamları, esnaflar birleşiyor ve Anadolu esnaf aslanları faaliyetleriyle Anadolu aslanı oldu hepsi. Büyük, birleşerek büyük holdingler kurdular ve üretimlerini birleştirdiler. Bizim birikme birliğimizin bir amacı da Mudurlu'nun ekonomik yönden güçlendirmek. Hem sosyal, kültürel, folklor müzik geliştireceğiz hem de ekonomik anlamda sorunlarımızı büyüklerimizin tecrübeleriyle birleştirmeye çalışacağız. Tabi bunlar adım adım olacak. Onun için bu ilk toplantımız inşallah bir dahaki toplantılarla daha geniş katılımlı toplantılarla detaylanacak. Durum değerlendirmesi tespitleriyle bu işi bilen büyüklerimiz kendi konusunda işte ekonomik konularda en içimizde en yaşlı ekonomi uzmanı kişi koordinatör olacak. Diğer folklor konularında inşallah kabul ederse Haydar Akyolağımız bize teklif götüreceğiz. Diğer dernek başkanlarımız üye olacak. Diğer sivil toplum kuruluş örgütleri ve orada başkanlarımız üye olacak. Bu birikme kurulunun bir esas şeyi fazla kalabalık olmuyor. Yani bu kalabalık olduğu zaman dağılıyor. Esas hizmeti yapacak sivil toplum kuruluş örgütlerinin başkanlarıyla birleştireceğiz ve ileri gelen eski esnaflarımızla bunu derleyip toplayacağız ve çok faydalı olacağına inanıyorum. İki grup halinde, bir gençler bir de ihtiyarlar olmak üzere iki grup halinde yapılırdı. Ve haftada büyük şeyde bazı, genelde haftada bir
Ondan sonra bazen de 15 güne bir olurdu. Ama genelde haftada, her hafta 15 kişi olurdu. Yani sofra. O zaman meydan sofrası. Sofrada kaç kişi olur? 15 kişi. Bu birikme 15 kişilik olur. Ve bu her hafta bir sırayla şey yapar. Bunlara iştirakken ayrıca saz ekibi olur. Saz ekibi de bunlara dahil olurdu. Veya onlara ayrı bir masa olurdu. 6 kişilik saz ekibi. O zaman Yurtumuz'da müzik çok sevdiklerde ileriydi. Bolu'da bando yoktu. Burdumuz'dan Bolu'ya bando giderdi. Bu birikmelerde daha ziyade kültürel sosyal yönden modunu geliştirmek, birbirlerine yani insanları kaynaştırmak, küçüklere sevgi, büyüklere saygıyı öğretmek. Bir de Buyur Bey'di, Aydın abi bahsetti ya, Buyur Bey, orada her birikmenin beyi olur. O bey ne derse olur. Mehmet abinin beyinde bir şeyler gitmiş. O ıslak, büyümlü ıslak kuyruğuyla